Değerli katılımcılar, kurallarda sorun yoksa sorun nerede? Kuralların uygulanmasında. Aslında bu sadece ülkemize has bir durum değil. Birçok demokratik ülkede yargı kararlarının uygulanmasındaki sorunların önemli oranda uygulamadan kaynaklandığını biliyoruz. Bu noktada da 233 yıl önce söylenen bir sözü hatırlatmak istiyorum. Ondan önce şunu ifade edeyim. Yargı kararlarının etkili bir şekilde icrası için yargı kurumlarının çabası tek başına yeterli değildir. Nitekim Hamilton, federalist yazıların meşhuru olan, en meşhurlarından biri olan 78 no'lu yazıda diyor ki, yasama ve yürütme ile karşılaştırdığımızda yargı organı nispeten zayıftır. Yargı organının elinde sadece karar vardır. Ne var ki bu kararın etkili bir şekilde uygulanması için de yürütmenin desteğine ihtiyaç vardır. Bu önemli tespitin üzerinden, iki asırın üzerinde bir süre geçti. Ve bu sürede anayasacılık köprüsünün altından da çok sular aktı. Ve bugün baktığımızda özellikle Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruda verdiği ihlal kararlarının icrası için bir adım daha ileri giderek şunu söyleyebiliriz. Bu kararların etkili icrası sadece yürütmenin değil, aynı zamanda yasamanın, hatta yargının da desteğine bağlıdır. Bu nedenle kararların etkili bir şekilde uygulanması bir bütün olarak kurumsal ve kişisel iradeye bağlıdır diyebiliriz. Esasen Türkiye bağlamında bu destek anayasal bir zorunluluk olmanın ötesinde aynı zamanda anayasanın başlangıç kısmında belirtilen medeni bir iş bölümü ve işbirliği olarak tanımlanan kuvvetler ayrılığı ilkesinin de kaçınılmaz bir gereğidir. Gerçekten de devletin farklı organları arasındaki işbirliğine en fazla temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü devletin varlık nedeni temel hak ve özgürlükleri korumaktır. Kısacası Anayasa Mahkemesi'nin temel haklar alanında verdiği kararların etkili şekilde icrası, her şeyden evvel bu kararların ilgili kurum, kuruluş ve kişiler tarafından çok iyi anlaşılmasını, kabullenilmesini ve nihayet yerine getirilmesini gerektirmektedir. Bu da son tahlilde kurumlar arasındaki iletişimi ve işbirliğini gerekli kılmaktadır. Değerli konuklar, saygıdeğer katılımcılar, bugün burada sadece önemli bir projenin açılışını yapmıyoruz. Aynı zamanda bireysel başvurunun uygulamaya geçişinin de 9. yıl dönümünü kutluyoruz. Bireysel başvuru 23 Eylül 2012'de uygulanmaya başladı ve o tarihten itibaren Anayasa Mahkemesi 1962 yılından beri yerine getirdiği görevlerin yanında bireylerin temel haklarının ihlal edildiği iddialarını da inceleyen ve karara bağlayan bir yüksek mahkeme olarak çalışmaktadır. Bilindiği üzere bireysel başvuru Türk hukuk sisteminde çok köklü bir değişikliğe vesile olmuştur ve bireysel başvuru sayesinde bireylerin, vatandaşların, insanımızın temel hak ihlali iddiaları uluslararası bir organa taşınmadan ulusal sınırlar içerisinde, ulusal hukuk enstrümanları içerisinde karara bağlanma, çözüme kavuşturulma imkanı bulmuştur. Dolayısıyla bireysel başvuruyla birlikte Türk hukukunda nihai ve etkili bir hak arama yolu oluşturulmuştur. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru kapsamındaki incelemesi, kararlarda vurgulandığı üzere, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasında ve geliştirilmesinde bireylere en üst düzeyde koruma sağlamaktadır. Bu anlamda hepimizin çok iyi bildiği gibi bireysel başvuru ülkemiz ve insanımız için çok büyük bir kazanımdır. Ve bu kazanımı gelecek nesillere taşımak, aktarmak, başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların, ülkede yaşayan herkesin
ortak sorumluluğudur diye düşünüyorum. Ve bu sorumluluğun bazı gerekleri var. Bunun başında da konuşmamın en başında ifade ettiğim gibi bireysel başvurunun objektif etkisinin iyi anlaşılması ve uygulamaya geçirilmesi. Bunun da ön şartı kararların etkili bir şekilde icrası. Gereği gibi hakkıyla icrasıdır. Ve yine bu gereklerden biri de bireysel başvuruda karşılaştığımız sorunları açık yüreklilikle tartışabilmektir. Bireysel başvuruyla ilgili hep güzel sözler söylüyoruz. Büyük kazanımdır, büyük bir birikimdir, büyük bir başarıdır, çok etkili bir hak arama yoludur. Bunların hepsi doğru. Ama en az bunlar kadar doğru olan fakat biraz acıtan bir gerçek daha var. O da bireysel başvuruda bazı sorunlarımızın olduğu gerçeği. Bunları da kamuoyu önünde rahatlıkla tartışabilmemiz gerekiyor. Bu sorunların başında hepimizin bildiği gibi artan başvuru sayısı geliyor. Bu başvuru sayılarının ne kadar dramatik bir boyuta ulaştığını karşılaştırmalı bir iki örnekle ifade etmek istiyorum. Burada rakam telaffuz etmeyeceğim ama sadece karşılaştırma yapacağım. Bireysel başvurunun kabul edildiği ve yıllardan beri uygulandığı, başarılı bir şekilde uygulandığı İspanya ve Almanya'da yıllık ortalama 5-6 bin bireysel başvuru yapılıyor. Ve bu ülkelerin anayasa mahkemelerine yılda yapılan bireysel başvuru Türk Anayasa Mahkemesi'ne neredeyse bir ay içerisinde yapılan başvuru sayısına tekabül etmektedir. Daha dramatik bir karşılaştırma yapayım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne 47 ülke taraf, Türkiye dahil. 47 ülkeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuru sayısından çok daha fazlası Türk Anayasa Mahkemesi'ne yapılıyor. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi bütün bu iş yüküyle mücadele ediyor ve bu iş yüküyle başa çıkmak için sürekli teyakkuz halinde yeni tedbirlerle, enstrümanlarla fedakarca çalışmasına devam ediyor. Hiç kuşkusuz mahkememiz bu artan iş yüküyle başa çıkmak ve tüm görev alanlarında önündeki işleri mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırmak için tüm gayretiyle, gücüyle çalışmaktadır. Ben bu vesileyle fedakarca çalışan başkan vekillerimize, üyelerimize, raportörlerimize ve tüm personelimize yürekten teşekkür ediyorum. Değerli katılımcılar, bireysel başvurunun 9 yıllık uygulaması sonunda bu uygulamaya yakından tanıklık eden ve bu uygulamanın içinde olan biri olarak belirtmek isterim ki bireysel başvurunun etkili bir hak arama yolu olarak sürdürülmesi, yoluna devam etmesi yapısal bir takım tedbirlerin acil bir şekilde alınmasına bağlı. Bu tedbirlerden belki de en önemlisi başta geleni bireysel başvurunun objektif etkisinin anlaşılmasını ve hayata geçirilmesini sağlayacak adımların atılmasıdır. Bunun için de ihlal kararlarının gereği gibi yerine getirilmesi ve yeni ihlallerin engellenmesi hayati derecede önemlidir. Aslında bu mesele yeni bir mesele de değil. Daha bireysel başvuru uygulanmaya geçmeden 2012 yılının başında Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bir iptal kararı var. Bu kararın gerekçesinde aslında bireysel başvurunun iki etkisi de, subjektif ve objektif etkisi de çok iyi ifade ediliyor. O dönemde iddia şuydu, Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruda ihlali tespit eder bırakır. Yeniden yargılamaya karar verme yetkisi yoktur, bu anayasaya aykırıdır. Anayasa Mahkemesi bu iddiayı reddederken şunu ifade etti. Bireysel başvurunun bir amacı somut olayda meydana gelen ihlali tespit etmek ve bu ihlalin giderilmesini sağlamak. İkinci amacı da yeni ihlallerin ortaya çıkmasını önlemektir. İşte bu ikinci amaç bireysel başvurunun objektif amacı. Her zaman kullandığım bataklık metaforunu bir daha kullanmak istiyorum. Bireysel başvurunun amacı tek tek sivrisinekleri yok etmek değildir. Bireysel başvurunun amacı bataklığı kurutmaktır.
O nedenle bu objektif etkinin çok iyi anlaşılması ve Anayasa Mahkemesi'nin ihlal kararlarından sonra bu kararlarda belirttiği esasları, bu kararlarda belirttiği ilkeleri uygulayarak yeni başvuruların yapılmasını beklemeden idare makamlarının ve yargı mercilerinin kararlarını o yönde vermesi hayati derecede önemlidir. Son olarak şuna vurgu yapmak istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuruda verdiği ihlal kararlarının gereği, ihlalin kaynağına göre belirlenen muhatapları tarafından yerine getirilmelidir. Burada da iki ihtimal karşımıza çıkıyor. Yaygın olanı, ihlalin bir yargı kararından veya idari bir makamın işleminden kaynaklandığı durumlar. Eğer ihlal bir idari işlemden kaynaklanıyor ve yargı kararı bu ihlali gideremiyorsa veya doğrudan yargı kararından kaynaklanıyorsa bu durumda Anayasa Mahkemesi yargılamanın yenilenmesine karar veriyor. Ve mahkeme şunu vurguluyor, bu konuda artık derece mahkemelerinin yargılamanın yenilenmesini başlatma, yapma noktasında herhangi bir takdir yetkisi bulunmamaktadır. Bu anayasanın ve yasanın zorunlu kıldığı bir durumdur. Ve yapılması gereken de önce somut ihlale sebep olan yargı kararının kaldırılması, ardından ihlali de ortadan kaldıracak şekilde yeni bir kararın verilmesi. Bu yeterli mi peki? Bu da yeterli değil. Biraz önce söylediğim gibi diğer mahkemelerin de yeni başvuruları beklemeden ihlal kararlarında belirtilen esasları, ilkeleri takip ederek ihlali önlemeye yönelik kararlar vermesi de bu anlamda çok önemli. İkinci olarak bazen ihlal yargı kararından kaynaklanmayabiliyor veya idari işlemden kaynaklanmayabiliyor. Doğrudan kanundan kaynaklanabiliyor. Bu durumda takdir edersiniz ki yeniden yargılamaya hükmetmenin hiçbir anlamı yoktur. Çünkü mahkemenin yapacağı bir şey yoktur. Bu durumda yapılması gereken tek şey ihlale sebep olan kanun hükmünün kaldırılması veya ihlali ortadan kaldıracak şekilde değiştirilmesidir. Bu da hayati derecede önemlidir. Aksi takdirde aynı kanun hükmü yeni ihlallerin sürekli tekrar etmesine sebep olacaktır. En son olarak şunu ifade etmek istiyorum. Anayasa Mahkemesi'nin hem norm denetiminde hem de bireysel başvuruda özellikle temel haklar alanında verdiği tüm kararlar, ihlal kararları anayasaya aykırılığın tespitidir. Her ihlal kararı anayasaya aykırılığın tespitidir. Dolayısıyla tüm kurumlara düşen, anayasanın bağlayıcılığı hükmü, bağlayıcı olan hükümleri ve kararların bağlayıcılığına dair hükümleri ışığında tüm kurum ve kuruluşlara düşen bu anayasaya aykırılığı gidermektir. Bu hepimizin başta gelen vazifesidir. Değerli katılımcılar, kıymetli misafirler, sabrınızı daha fazla zorlamadan bitirmek istiyorum. Ve bu projenin hem mahkememiz hem Türkiye'deki yargı kurumları ve diğer kurum ve kuruluşlar bakımından hayırlı olmasını temenni ediyorum, verimli olmasını temenni ediyorum. Eminim ve inanıyorum ki bu vesileyle hem Anayasa Mahkemesi hem diğer proje paydaşları bireysel başvurunun objektif etkisi konusunda faaliyetlerini artıracaktır. Karşılıklı iletişimi, diyaloğu geliştirecektir. Ve bu vesileyle kararların daha etkili icrası yönünde çok önemli adımlar atılacaktır. Ben bu vesileyle projenin hazırlanmasında emeği geçen herkese, başta Avrupa Konseyi'nin ve Avrupa Birliği'nin temsilcileri olmak üzere emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde bugün iki oturum halinde gerçekleşecek olan konferansta tebliğ sunacak olan tüm katılımcılara, konuşmacılara teşekkür ediyorum. Ve bu organizasyonda emeği geçen tüm arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum. Projenin tekrar hayırlı olması temennisiyle
hepinize en içten duygularımla saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.